İlk konuşmacımız Emre Bey galiba, değil mi? Emre Bey, sizi alalım buraya. Ben kısa bir tanıtma yapacağım size, tanıtacağım. Sonra başlayabiliriz sizinle. Evet sayın konuklar, ikinci günümüzün altıncı konuşmasındayız biz, altıncı toplantısındayız. Evet, 140 yılın mimarlığına tanıklık sempozyumunun altıncı konuşması. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Sabahtan beri buradayız ama tekrar bu oturuma hoş geldiniz. Koruma ve çok katmanlı kentler ağırlıklı bu oturumumuzun ilk bildirisi Emre Becerir, Havva İnal Becerir ve Nurdan Kuban tarafından hazırlanmış olan Nevşehir Kale ve Çevresi Yeraltı ve Yerüstü Katmanlarının Bütüncül Korunması başlığını taşıyor. Bu bildirilerimizin aşağı yukarı hepsi birkaç tane araştırmacıdan oluşuyor. Şimdi bu konuşmamızı sunacak olan Emre Bey'i ben tanıtmak istiyorum. Diğer konuşmacıları vaktin kısıtlı olmasından dolayı tanıtamayacağım size. Kusuruma bakmayın lütfen. Emre Bey, Bozok Üniversitesi'nde 2016 yılında mimarlık eğitimini tamamlayıp, aynı yıl Nevşehir Belediyesi bünyesinde kentsel tasarım projeleri ve arkeolojik sitler üzerine çalışmalar yürütmüştür. Yaptığı işler arasında Nevşehir merkezde bulunan kaya oyma ve yığma yapıların belgelenmesi ve restorasyonu önemli yer tutmaktadır. 2018-2020 yıllarında Kocaeli Üniversitesi'nin yüksek lisans programında Nevşehir Kale Çevresi Kaya Mekanlarının Belgelenmesi ve Koruma Sorunları teziyle yüksek mimar unvanını alan Emre Becerir, halen çalışmalarına Nevşehir Belediyesi bünyesinde restorasyon alanındaki çalışmalarıyla devam etmektedir. Buyurun lütfen. Açın isterseniz. Tanıttınız. Direkt hiç süre kaybı yaşamadan ben size bildirimizi anlatayım. Önce size tarihsel bir sürecinden bahsetmek istiyorum Nevşehir Kale etrafının. Önemli kırılma noktaları var. Yani bunları tarihsel olarak daha aslında bir sürü ince detayları var ama ana hatlarıyla bahsetmek gerekirse 1730 yılında Nevşehir, Damat İbrahim Paşa tarafından imar faaliyetleriyle köyden kente bir dönüşü başlatıyor. 1924 yılında mübadele ile göç eden Rum aileler burada önemli bir ikinci kırılma noktasını oluşturuyor. 54 yılında Nevşehir il oluyor. 1983 yılında Nevşehir Kalesi'nin güneyinde Rum ailelerin yaşadığı bölgede afet ilan ediliyor. 2005 yılında ise kentsel dönüşüm alanı ilan edilip 2009 yılında TOKİ ile belediye arasında protokol yapılıp evler terk edilme süreci başlıyor. 2014 yılında buraya yapılacak projeyi sismik ve öz direnç tomografisi çekilince kaya boşlukları tespit ediliyor ve 2014 yılından sonra temizlik çalışması ve belgeleme çalışması süre geliyor. Genel olarak görecek olursak 100 yıllık değişimi bu halinde diyebiliriz. Yani 1912 ulaşabildiğimiz en net ve en nitelikli görseli, 2020 yılındaki görseli de yani aynı açıdan olmasa da yakın bir şekilde kale ve etrafını bu şekilde görebiliyoruz. Biz çalışmamızın amacında kentsel nitelik taşıyan bu anıtsallar ile şu anki 2020 görseliyle nasıl bir entegre olabilir, ne yapabiliriz bunları irdelemeye çalıştık. Buradaki yöntemimiz bir cihazlar ve programlar üzerinden yürüdü. Cihazlar kısmı işte GPS, faro, drone gibi programlar, işte iki boyutlu programlarımız var ve üç boyutlu programlarımız var. Buradaki yöntemimiz ilk 1964 yılının Aydınger'e çizilmiş imar planı görseline ulaştık. Burada Mustafa Sağcan anmak istiyorum. Onun arşivinden bulduk ve bunu dijital ortamda çakıştırarak şu anda yönüne göre görebilirseniz kuzey mahallede bir yoğunluk varken, kale etrafında bir yeşil doku varken güneyde Rumların terk ettiği bölgede bir seyrelme 64 yılında görülüyor.
Ve üçüncü derece sit sınırını da ben buraya işlemek istedim. Mavi olarak gösterdiğimiz üçüncü derece sit sınırı, alt tarım arazi ve dere yatağını görüyoruz. 1985 yılının imar planı haritasında da buradaki doluluğu görüyoruz. Yeşil anıtsallarımızı gösteriyor referans vermesi adına. Yine Güney Mahallesi'nde seyrelme devam ediyor. Çünkü başta bahsettiğim 83 yılındaki kaya kopmaları, Rum ailelerin göç etmiş olmaları Güney Mahallenin seyrelmesini tetikliyor. Ve bu seyrelmeyle beraber kentsel dönüşüm başlıyor ve yerüstü katmanı tamamen yitiriliyor. Bu yerüstü katmanından 2020 yılında güncel durumu olarak da kayanın nerede yoğun olduğunu görüyoruz aynı görsel üstünde. Buraya gelen su yolları, anıtsallar ve kırmızı olarak gösterdiğimiz hem tescilli yapıları gösteriyoruz hem de kısmen alanda bulunan duvar izleri, yığma yapım tekniklerinin izlerini işaretlemeye çalıştık. Ve 2022 yılında değişen pek bir şey yok. Hala belgeleme çalışmaları devam ediyor. Bu belgeleme çalışmalarının yöntemi olarak da ilk olarak iki boyutu size göstermek isteyeceğim. GPS, Faro, AutoCAD ve Scientigo üstünden. Önce GPS ile kaya mekanlarının yoğun olduğu bölgelerde kodlandırma çalışmalarını yürüttük. Bu kodlandırma çalışmalarından sonra alan içerisinde üç boyutlu belgeleme cihazlarını yerleştirip halihazır üstünden bunun noktalarını elde etmeye çalıştık. Tabii bu noktalama çalışmalarında nereden keseceğimizin organizasyonunu yapmak için üç boyutlu yöntemlere müracaat ettik. Ve bunu halihazırla çakıştırınca bir kaya mekanının yamaç yerleşkesinde nasıl nüfuz ettiğini buraya belgeleme yöntemini aktarmak istedik ve bu şekilde kaya mekanların parsel üzerindeki düzenini görüyoruz. Burada şunu da dikkat çekmek isterim. Aynı şekilde bu kaya mekan yeraltı ve yer üstündeki parselasyonla bir karmaşa var. Bunun üstünde çalışmak gerekiyor Kapadokya bölgesinde. Yeni de çalışmalar başladı. Ve ayrıca kesit olarak da yine aynı üç boyut üstünden koordinatlı bir şekilde kesitlerini üretiyoruz. Ve bu kesitleri olabildiğince statik problemli bölgelerden geçirmeyi hedefliyoruz. Çünkü mouse görünmüyor galiba. Şuradan işareti alayım. Çok pardon. Olmadı galiba. Şuradan devam edeyim. Yani kaya kütlenin kopabileceği noktalardan özellikle göstermeye çalıştık ki kesitleri bir üstüne gelen yüklerde bu kaya ne kadar yük taşıyor ya da nasıl bir davranış gösterir, neresine önlem almamız gerekir diye kesit organizasyonları bu şekilde yapıldı ve ele alındı. Peki bu bölgede önemli ne mekanlarımız var? Kilisemiz, mezar odamız, bezirhanelerimiz, atahırımız ve manastırımız var. Bunların parsel düzleminde yani kaya oyma mekanlardaki dağılımı bu şekilde ve bu dağılım bize parsel düzleminde de işaretlediğimizde acaba yer altında şu an gördüğümüz önemli mekanlar yer üstünde de önemli miydi? Bunun ilk sorusunu doğurdu. Ama bunu yer üstünde tam koordinatını, noktasını yani konumunu 1912'deki fotoğrafına göre bilemediğimiz için biz kıymet takdirlerinden, kıymet takdiri şu demek, belediyenin ve TOKİ'nin vatandaşla anlaştığı evraklar üstünden elde etmeye çalıştık. Koordinatlı bir şekilde evin dış cephesinde ölçüldüğü için bunu yerine tekrar yerleştirebilme hedefiyle yola çıkıp ve ikinci yöntemimize geçtik. Üç boyutlu alanın üstüne koordinatı nasıl koyabiliriz? Birincisi alanı drone'la tarayıp bir model haline getirmemiz gerekiyordu. İkincisi fotoskanla fotoğrafları birleştirip bunu koordinatlı Revit düzlemine aktardık. Ve Revit üstünden şimdi ilk göstereceğim görselde bu alanın fotoğrafla modeli koordinatlı bir hale getiriyoruz. Bunu hatta maket haline getirip istersek üstünde neler yapılabileceğini daha somut hale döndürebiliyoruz. Ve bunu koordinatlı hale getirdiğimiz yüzeyi yer üstündeki o kıymet takdirlerinden ürettiğimiz verileri konumlandırıp sırayla hangi mahallede hangi ev yitirildi bunun çabasına baktık. Ve yerli yerine koordinatlı bir şekilde yerleştirdiğimizde tamamen bu evlerdeki anlaşma verilerinden elde ettiğimiz verilerdi. Bize neyi sağlıyordu bu?
disiplinler arası çalışmada işimize yarıyordu. Yani kırmızı kesit olarak gösterdiğimiz bir kaya kütlesi şu an jeologlarla ve statikçilerle istişare ettiğimizde acaba bu kaya kütlesi neye maruz kaldı? Zamanında bu kaya kütlesi ne kadarlık bir yük taşıdı gibi verilerde bize bu yitirilen katmanı tekrar üstüne konumlandırdığımızda sayısal atlık sağlıyor. İkincisi, yer altındaki ve yer üstündeki mekansal süreklilik nasıldı? Yani bir geniş hacimli at ahırını görsel olarak koydum. En sağdaki günümüz, orta dönemdeki 30 Ağustos ilkokul dönemi, daha öncesinde Osmanlı Rüştiyesi. Yani kamusallığı sürekli devam ettiğini gördük bu şekilde de. Bir diğer mekansal süreklilikte bezirhaneler. Bezirhanelerden biz bir tanesini ele alalım istedik. Bir no'luyu. Bir no'lu bezirhanenin yönlenişi, hali hazırda göreceğimiz 279 adada kırmızı ile bezirhanenin yer altındaki yönlenişini görürken sağ taraftaki mavi hat yer üstündeki yönlenişi de gösteriyor. İkisini çakıştırdığımızda bir şehir planlayıcısına da altlık sağlayacak konumu var. Yani yer üstündeki evlerin yönlenişi yer altında da aslında paralellik gösteriyor. Her ne kadar birebir aynı olmasa da. Sonuç olarak ise Nevşehir Kale etrafı yerleşimi için bu çalışmanın önerisi yitirilen katmanı hafızalarda yaşayabilmek ve farkındalık oluşturabilmek. Dijital ortamda bir modelin oluşturulması ve bölge için geleceğe yönelik bilimsel altlık oluşturması. Yerüstü varlığının yitirilmesiyle birlikte kaya mekanlar doğal dış hava koşullarını koruyan katmanı ortadan kalkmış durumdadır. Herhangi bir önlem alınmaksızın alanı kendi haline terk etmek yeraltı katmanının yitirilmesine neden olacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle bölgede bir takım önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Ancak bu önlemlerin alınması herhangi bir çalışmanın başlamasından önce alanın belgeleme çalışmasının tamamen bitirilmesi gerekiyor. Bütünleşik disiplinler arası katılımcı bir koruma modelini geliştirilmesini, alanı tüm katmanları ve bileşenleriyle kavrayan bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesini ve yapılacak her türlü müdahalenin uyumlu, özgün, olandan ayırt edilebilir, minimum etki yaratacak ve geri dönüşülebilir nitelikte olması gerekmektedir. Bu bağlam ile çalışma alanında seçtiğimiz pilot bölgelerde kaya yüzeyi ile yitirilen mekan arasında temizlik çalışmasında ne kadar dolgu alındığını, geçmişte kullanıcı tarafından bilinen kaya kütlesinin yitirilen yapılara ne kadar basınç, sayısal altlık, taşıma gücü ve benzerini ele alıyoruz ve gelecek nesillere dijital hatıra katmanı olmasını hedefliyoruz. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Zamana çok iyi uydunuz. Hatta bir miktar zamanınız var bile. Şimdi ikinci konuşmacıyı davet edeceğim ben. İkinci konuşmacımızın çalışma konusu da yine bir grup çalışması. Üç kişiden oluşuyor. Tülay Kayış, Ayşe Duygu Kaçar ve Mert Rifaioğlu tarafından hazırlanmış. Bu konuşmayı da sunmak üzere arkadaşlarını temsilen Tülay Kayış'ı davet etmek istiyorum. Kısaca özgeçmişinden bahsetmek istiyorum Tülay Hanım'ın. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2019 yılında birincilikle mezun olmuş ve 2021 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde Mimarlık Ana Bilim Dalı Bina Bilgisi alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Halen tez aşamasındadır. Evet. Bunun yanı sıra, eğitiminin yanı sıra da özel bir büroda projelendirme, tasarım, restorasyon çalışmalarına devam etmektedir. Evet. Evet, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Öncelikle bu benim ilk sunumum. Geldiğiniz için teşekkür ederim ve eğer bir kusurum olursa affınıza sığınırım. Çalışmamın başlığı çok katmanlı kentlerin hafızası Antakya örneğidir. Bu anlamda sizlere Antakya'nın Google Earth'ten aldığım bir fotoğrafı. Kent, kentin ortasından geçen Asi Nehri ile kentin doğusunda yer alan Silpius, Habibi Neccar dağları arasında kalan bir yerleşkedir. Bu çalışmanın amacı, kuruluşundan günümüze kadar birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Antakya kentinin çok katmanlılık ve kent hafızası kavramları üzerinden bu kavramların karşılığını oluşturan değerlerin kentte tanımlarını yapmak olacaktır.
Kentteki bu karşılığı oluşturan değerlerin, bulguların ortaya çıkarılmasıyla kent için yapılacak gelecek çalışmalara referans olması ve farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Günümüz ve 1930'lardan bir fotoğraf sizinle paylaştığım nehir ve dağ ile ilişkili kentin yerleşkesinin durumu. Çalışma yönteminde tarihi araştırmalarla birlikte halk bilim belgeleme yöntemlerini kullandım. Ve bu sayede kente dair yaptığım bu araştırmada insan, kültür, toplum ve mimari üzerine değerlendirmelerle mimarlığın disiplinler arası bir boyutunu bu çalışmayla sergilemeye çalıştım. Çalışmanın içeriğinde çok katmanlı kent, kent tanımıyla birlikte çok katmanlı kent ve bu kente dair katmanlaşmaları tarihsel, fiziksel ve kültürel olarak ayrıştırarak tüm bu katmanlaşmaların da kent bütünselliği olan kent hafızası oluşturduğunu tanımlayacağım. Ve Antakya'dan örneklerle bu katmanlaşmaları sunacağım. Kentler, antik çağda kentler aslında küçük basit topluluklar, küçük yerleşkeler halinde kurulmuşken daha sonra değişen ihtiyaçlarla, yerleşik hayata geçirmesiyle, fonksiyonların bir arada bulunmasıyla kentler gelişerek ve büyüyerek daha büyük bir hal almaya başladılar. Örneğin Miken antik kenti kuruluş amacında güvenliği göz önünde bulundurarak bir tepede konumlanmış ve surlarla çevrili bir antik kenttir. Miletos antik kenti ise bir liman şehridir ve ticari agoraları kolonileşerek, bölünerek aslında iki ticari agorayla kente hizmet etmeye çalışmış bir kenttir. Priene antik kenti de yine coğrafi koşulların etkisiyle şekillenmiş bir antik kentimizdir. Antakya kenti de yine bir antik kent olma özelliği taşıyarak Helenistik ızgara plan düzeniyle kurulmuş bir kenttir. Nehir ve dağ arasındaki eski yerleşkenin kent kuruluşunda kullanılan kent planlamasını görüyorsunuz. Sağ tarafta ise Roma döneminde kentin nehirli ve dağlı olan ilişkisini görebiliriz. Örneğin saray yapısının nehrin içinde yer alan adada yer aldığını, nehri aslında bir sur gibi kullandıklarını, aynı zamanda yine nehrin dışında da surlarla kentin çevrildiğini görebiliriz. Kente dair tanımlarda Rossi, Halifax ve Kostov, Rapoport'tan size birkaç izlenimler aktarmak istiyorum. Rossi kenti kolektif hafızanın mekanı olarak simgeler. Yani kent mimarisiyle ve kent ruhuyla birlikte kolektif hafızayı oluşturur. Halifax ise tarihin yalnızca geçmişten ibaret olmadığını, geçmiş, şimdi ve gelecekle birlikte yaşayan tarihin aslında kolektif hafızayı oluşturduğunu savunmaktadır. Kostov ise bir kentte kent planlamasında olması gereken özellikleri düzen, sağlık, rahatlık ve güzellik olarak sınıflandırır. Ve bunun yanında eğer kentin belleğinin kent planlamasına katılmazsa kentin sürdürülebilirliğinin sağlanamayacağını bildirir. Rapoport ise kente olan yaklaşımını kültürle açıklar. Çünkü kültür kentte yaşayan birçok farklı toplum ve grupların inancını, görüşünü ve yaşam biçimini ifade eder. Ve bu şekilde biz kente dair mimari ve yerleşik çevreyle o kentin kültürüne hakim olabiliriz. Tüm bunlardan yararlanarak çok katmanlı kent için, çok katmanlı kente etmenleri sıralayacak olursam, bu etmenler din, iklim, siyasi devrimler, göçler, savaşlar, ekonomik devrimler olarak sıralanabilir. Peki bu etmenleri bir sınıflandırmaya tabi tutacak olursam ise tarihsel, fiziksel ve kültürel başlıkları altında bunları inceleyebiliriz. Tarihsel katmanlaşma nedir? Kentin geçirdiği savaşlar, coğrafi koşullarla şekillenmesi, geçirdiği doğal afetlerle, depremlerle kentin yıkılıp yeniden kurulması, bunların hepsini tarihsel katmanlaşma içerisinde inceleyebiliriz. Bu katmanlaşmalar sadece kendi başına değil, birbiriyle ilişkili olarak kente kendini gösterir. Fiziksel katmanlaşmada ise Rasmussen'in bir sözünü paylaşmak istiyorum. Mimarlık, insanların yaşaması ve içinde dolaşması için alanlar yaratır. Bu alanları yaratırken aslında kentteki bellekten yararlanır. Burada 1932 yılına dair Antakya'da bir sokağın fotoğrafını görüyoruz. Sokaklar kentin damarlarıdır. Yani sokakların, konutların, parsellerin birbiriyle ilişkisi,
fiziksel katmanlaşmadaki bu izler bize aslında kültürel izleri de barındırır. Çünkü komşuluk ilişkileri, parsel ilişkileri, yapı, parselizasyonları bizlere birçok datayı verebilir. 2022 yılında çektiğim fotoğraf ise Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakların yeniden özgün haline dönüştürülmesi çalışmasını içerir. Üzerine beton tabakaların döküldüğü sokaklar tekrar kazı çalışmalarıyla birlikte özgün haline döndürülmeye çalışmaktadır. Yine bu da karşılaştırmalı bir fotoğraf. 2021 yılında beton tabakanın olduğu sokak ve günümüzde tabakanın kaldırılarak özgün taş döşemenin Antakya'ya özgü arık taşlarıyla yağmur sularının aslında gideyen olarak kullanıldığı sokaklar kent için önemli bir özgün veridir. Bu açılmalar yapıldıkça belediye tarafından katmanların aslında açığa çıkarılmasıyla birlikte bizim farkına vardığımız sokakların küçük, aslında sokakların daha küçük olduğunu, parselizasyonun daha sonra bunlarla genişleyerek sokakların genişletildiğini görüyoruz. Parsel sınırı sarıyla belirttiğim çizgiler, aynı zamanda kırmızıyla belirttiğim şekilde yapının izlerini de, eski parsel izlerini de görebiliyoruz. Fiziksel katmanlaşma içerisinde neleri görebiliriz? Fiziksel katmanlaşma içerisinde yapım teknolojisinin değişmesi, malzemelerin keşfedilmesiyle birlikte değişen ihtiyaçlar ve iklim şartlarıyla yapım tekniklerinin farklı şekilde uygulanmasını kentte yapılarda görebiliyoruz. Birazdan onlara da örnek vereceğim. Kent üzerinde kent planlamasının gelişerek nasıl aşamalar geçirdiğini Torino kenti üzerinden Rasmussen'in örneğiyle sizlere anlatabilirim. 5 aşama örnek veren Rasmussen, kentin ilk başta Roma planıyla, Roma kent düzeniyle kurulduğunu, daha sonra Rönesans etkisiyle geometrik formlarda burçlarla, surlarla genişletildiğini belirtmektedir. Kültürel katmanlaşma içerisinde ise kültür tanımını yapacak olursak, İto'ya göre kültür bireyin yoludur. Yaşam biçimini ifade eder, aile hayatını, sosyal hayatını, siyaseti, bilimi, sanat, inanç ve din her şey kültüre dahildir. UNESCO da buna benzer bir şekilde kültürün tanımını sosyal grupların ayırt edici maddi, manevi, entelektüel ve duygusal özellikleri olarak nitelendirir. Tüm bu katmanlaşmaların bir aradalığı bize kent hafızasını verir. Tarihsel ve fiziksel, kültürel katmanların bütünü olarak kent hafızasını tanımlayabiliriz. Hatay ili bildiğiniz üzere Akdeniz bölgesinde yer alıyor ve Antakya'da onun merkez ilçesidir. İmar planı üzerinden de görecek olursak Asi Nehri'nin kenti nasıl ortadan ikiye böldüğünü, aslında eski yerleşim, doğusunda eski yerleşim alanı, batısında ise 1930'lardan sonra Fransız mandasından sonra gelişen kısmını görebiliriz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kent, Roma, Bizans, İslami dönem ve tekrar İslami dönemden sonra Bizans egemenliği ve Haçlılarla birlikte kültür katmanına, zenginliğine sahip olmuştur. Kent organizasyonunda kullanılan Helenistik ızgara planının izlerini günümüzde kentin kuzeydoğusunda görebiliyoruz. Kentin katmanlarının ortaya çıkarılması için yapılan çalışmaları 1930'larda Princeton Üniversitesi tarafından yapılan kazı çalışmalarına örnek verebiliriz. Günümüzde yapılan çalışmalarda ise müze otel yapısı ve teleferik alt istasyon kazı alanı ile birlikte Roma dönemine ait villa kalıntıları, yemek salonları, hamam yapılarının kalıntılarını görebiliyoruz. Kentin kurulduğu coğrafyada etkili olarak dağ ve nehir arasında su kemerlerinin bulunduğu fotoğraflar, 1930'a dair ve günümüzdeki 2022 yılına dair kalıntılar hala durmakta. Kent için önemli bir aks olan Kurtuluş Caddesi'nin aslında farklı uygarlıklarla nasıl şekillendiği, Roma döneminde kolonatlı cadde olarak kullanılan bu Kurtuluş aksının, şu şekilde işaretlediğim yer Kurtuluş Caddesi, İslami döneme Emeviler ve Abbasiler döneminde tamamen bir ticari aksa dönüşüyor. Dükkanlarla, genişletilen parselizasyonlarla, kolonlarla, revaklarla cadde genişletilerek ticari bir aks haline dönüyor.
Dağ kenarında yer alan kısım eski yerleşim alanı dediğim gibi, ama nehrin batı kısmında yer alan kısım ise 1930'larda henüz yerleşime açılmadığını, tarım alanlarının ve mezarlıkların bulunduğunu görebiliyoruz. Bu da yine nehrin batısından çekilmiş mezarlıkların olduğu dağa bakan bir fotoğraf, 1933 yılına ait. Çok katmanlı bir kenti anlatırken kent hafızasına etki eden önemli yapılar vardır. Hatay Meclis Binası da Antakya kentinin için önemli bir yapıyı barındırır. 1935 yılında Fransız mandası döneminde yapılmış, kentin o dönemki buhran yapısına, yani kötü durumuna yönelik aslında çok iyi bir sosyal yapıdır. Nehir promenandı üzerinde bulunur ve Aleksandratta İskenderun yolu üzerinde bulunur. İlk önce sinema yapısı olarak inşa edilen yapı 1939 yılında Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıyla birlikte meclis binası işleviyle kullanılmıştır. 2000'lerde maalesef bu yapı ticari bir mekana dönüşerek dükkanlarla birlikte kendi özgün fonksiyonundan uzaklaşmıştır aslında. 2019 yılında ise valilik tarafından kamulaştırılan bina kültür ve sanat merkezi olarak şu anki işlevine devam etmekte. Özgün işlevine. Bu da meclis binasına ait eski bir fotoğraf ve günümüzdeki fotoğrafı. Kentin hafızasına etki eden bir diğer önemli yapı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Antakya Başkonsolosluğu olarak inşa edilen 1938 yılına dair bir fotoğraf. Sağ tarafta ise 2022 yılındaki fotoğrafını görüyoruz. Tabii ki özgün açıklıkların, pencere açıklıklarının kapatılarak farklı dönüşümlere maruz kaldığını, bir restoran olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Yine Tanzimat döneminden sonra hükümet konağının Antakya'da yapılmasıyla birlikte açılan Saray Caddesi üzerinde bir otel ihtiyacı yapılması doğdu ve bu cadde üzerinde yapılan otelin aslında 1930'lardaki fotoğrafına baktığımızda eski bir ev yapısının konut olarak kullanılan bir yapı olduğunu görüyoruz. Şu şekilde sol altta yer alan eski yapının yerine sol üstte yer alan otel yapısı inşa edilmiştir. Buna dair izlerimizi yine yapıda Özgün Karaçin'in mozaiklerin ve duvar sınırlarının yer aldığı sarı çizgilerle belirttiğim kısımda okuyabiliyoruz eski konut izlerini. Kentin katmanlarına, yapısal katmanlarına inceleyecek olursak, örneğin çalıştığım ofisle de birlikte yürüttüğümüz bu binanın restorasyon çalışmasında açığa çıkan raspalarla açık sofada yer alan ahşap Bağdadi çıtalarla oluşturan kemerleri fark ettik. Restorasyon projelerinde de bunların çıkacağını zaten tahmin etmiştik. Çünkü yapıda muhtes elemanlar oldukça fazlaydı. Açık sofa olarak kullanılan ve önemli bir ticari aksa bakan aslında bu cephe, 2022 yılında restorasyon çalışmalarıyla birlikte tekrar yapının kimliğine kazandırılmıştır. Kentte malzeme keşfiyle birlikte ahşap ve taş çıkma elemanların yerine putrali çıkmaların kullanıldığını görüyoruz. Ve bunun yanı sıra betonarme konsol yapılan kente özel iki özel yapı da burada. Ya sokakların eski ve yeni fotoğrafları. Özgün taş döşemeler ve yeni döşenen taş döşemeler arasındaki farkı aslında kabaltı sokakta görebiliyoruz. Daha kara olan taşlar, yeni döşenen taşlar. Bu katmanlaşmaya dahil olan aslında mekansal organizasyonlar da vardır. Antakya'da geleneksel avlulu evler çok yaygındır ve kent yapıyla avlu kenarı köşesinde yer alan Seki Mahalli ev halkı için bir kurutma alanı, avluda zamanın geçirildiği bir mekan olarak işlev görmektedir ve bu mekanlar kemerlerle, sağ altta yer alan kemerlerle ve üzeri kapatılarak eyvana dönüşmüştür. Geleneksel avlulu evlerin turunç ve portakal ağaçlarıyla rezil olduğunu görüyoruz.
Dekoratif ögelere örnek verecek olursak, geleneksel konutlarda ahşap Bağdadi tavanlar çok dikkat çekmektedir. Bu tavanlar kentteki aslında ahşap işçiliğinin ve kök boyacılığının ne kadar gelişmiş olduğunu göstermekte. Bu yapıya özgü olarak yapıda tavan alınları manzara resimleriyle süslenmiştir. Daha çok geometrik desenlerle birlikte çiçek motifleri kullanılır. Ve ahşap oymalarla zenginleştirilir. Bu da bir başka yapıda yine kök boyayla yapılmış ahşap tavan örnekleri, geleneksel konutlarda ahşap dolap ve niş örnekleri. Bu tavanların raspe öncesinde Bağdadi strüktürel açılımlarını okuyabilme imkanım oldu. Sıvalı ve raspa sonucu açığa çıkan Bağdadi çıtaların ahşap latalara çakılarak ve daha sonra üzeri kıtıklı sıvalarla bezenerek ve üstü boyanarak oluşturulan tavanlar. Yine kente dair önemli meslekleri oluşturan taş işçiliği ve ahşap işçiliğine dair örnekler. Kentte bu işçiliklerin yanı sıra ipek ticareti de önemli bir yer almakta. Bizans zamanında ve İslami dönemde kentte ipek ticareti oldukça kentin geçim kaynağını oluşturan en önemli bir meslek. Ve Antakya kenti geçirdiği bu uygarlıklarla birlikte farklı dinlere mensup topluluk ve gruplara da ev sahipliği yapmıştır. Kilise, cami ve havranın bulunduğu kentte birçok dine sahip insan barış içinde yaşamakta. Sonuç olarak bu katmanlaşmaların ortaya çıkarılmasıyla birlikte kentte yapılacak bir sonraki çalışmalara kent için örnek olmasını temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Bugünkü oturumumuzun son bildirisi Yasemin Çakır ve Yapı Bilgisi Anabilim Dalı hocamız Doçent Ömer Şükrü Deniz'in birlikte hazırladıkları modern dönem yapıları için uygun müdahale yaklaşımları konulu bildiri. Evet, Yasemin Hanım sunacak bu bildiriyi. Kendisini kısaca tanıtmak istiyorum. Herhalde tanıyorsunuz ama. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinden sırayla 2016 ve 2017 yıllarında mezun olmuştur. Aynı üniversitenin çevre kontrolü ve yapı teknolojisi programında yüksek lisans eğitimini 2017-2021 yılları arasında tamamlamıştır. Şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Bilgisi programında doktora eğitimine devam etmekte olup aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmalarını yapı teknolojisi, yapı elemanları, müdahale ve yeniden kullanım konularında sürdürmektedir. Buyurun. Merhabalar. Sizlere danışman hocam Ömer Şükrü Deniz ile birlikte hazırladığımız modern dönem yapılar için uygun müdahale yaklaşımı konulu çalışmadan bahsedeceğim. Biraz daha kavramsal bir çalışma. Bu yüzden kavramsal arka planını anlatıp kısaca yöntemimizden bahsedip değerlendirme öneriler ve sonuçlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında hasarlı kentlerin yeniden inşası ve kentlere göç nedeniyle ekonomik, hızla, estetik ve üslup kaygılarından uzak, işleve yönelik ve kullanıcı konforunu minimum düzeyde sağlayacak yapıların üretimine ağırlık veriliyor. Ve bunlar aslında modern dönem yapıları olarak adlandırılıp modern miras kapsamında değerlendiriliyor. Zaman içerisinde yapıda tabii ki teknolojik, mekansal ve performans bakımından bozulmalar, eskimeler meydana geldiği için bakım, onarım ve iyileştirmeye yönelik müdahaleler yapılıyor. Modern miras yapılarına müdahale edilmesi konusunda ise bu noktada iki farklı problem ortaya çıkıyor. Birincisi bilinçsiz müdahaleler sonucunda yapılan yapıların özgün detaylarının tahrip edilmesi. İkincisi ise performans gereksinimlerinin beklenen düzeyde karşılamaması. Bu noktada araştırma soruları olarak modern yapılarına uygulanacak müdahalelerde yapıların miras değerleri nasıl korunabilir ve müdahaleler sırasında miras değerleri korunurken performans gereksinimlerinin istenen düzeyde karşılanması nasıl sağlanabilir üzerine çalışmak istedik. Ve çalışmanın amacı modern dönem yapılarda müdahale edilmesi sırasında hem miras değerini koruyabilecek hem de performans gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayabilecek uygun müdahale yaklaşımı önerilerini geliştirmek için çıkarımlarda bulunması olarak belirlendi.
kültürel önem burat üzerinde geçmiş, şimdiki veya gelecek nesiller için estetik, tarihi, bilimsel, sosyal veya manevi değer olarak tanımlanmış ve kültürel miras, kültürel miras değeri kavramlarıyla eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Kültürel önemi ise anıtı tek bir yapı, yapı grubu, kentsel alan, peyzaj alanı, endüstri tesisi gibi farklı ölçeklerdeki mekanlar ve bunlarla ilişkili yerlerde, nesnelerde aranmakta ve bunların gelecek nesillere aktarılması tavsiye edilmekte. Tabii ki diğer bir deyişle korunması tavsiye ediliyor. Koruma ise yapıyı bulunduğu mevcut durumda muhafaza etme ve bozulması önlemek için yapılan müdahalelerin bütünü olarak alınabilir. Peki hangi yapıları koruyacağız? Buna tarihi, belge niteliği, zaman ve estetik değere, estetik değer, özgünlük kavramlarına bakarak karar veriyoruz. Koruma kavramını 20. yüzyıl yapıları bağlamında ele aldığımızda ise aslında koruma ve modern kavramları arasındaki çatışma ön plana çıkıyor. 20. yüzyıl yapılarının zaman ve estetik kriterlerden tarihi yapı olarak adlandırdığımız yapılara göre yoksun olması, geçici olması, hedeflenen işlevlere sahip olması burada bir çatışmaya sebep oluyor. Bu noktada Dokomomo tarihi belge niteliği, zaman ve estetik değerden farklı olarak farklı kriterler belirliyor. Bunlar teknolojik, sosyal, sanat ve estetik değer, kanonik ve referans olma durumu ve bütünlük kavramlarından bahsediyor. Bu noktada eskilik kavramının yerini yenilik, estetik kavramının yerini bütüncül tasarım anlayışı, özgünlük kavramının yerini ise tasarım anlayışının özgünlüğü alıyor. Koruma kavramının çok basitçe evrimine baktığımızda anıtsal yapı olarak adlandırılan yapıların minimum müdahaleyle korunması durumunu günümüzde anıtsal değil bir yapı grubu, bağlamı ya da alanın, dokunun kendi işlevi ve kullanıcılarıyla birlikte sürdürülebilir hale getirilmesini aldığını görüyoruz. Ve bu noktada aslında çeşitli boyutlarda müdahaleler yapılmasının uygunluğu tartışılıyor. Minimum müdahale kavramı tartışılıyor oluyor ve bunlara, bu müdahale uygulama sürecine literatürde değişikliklerin yönetilmesi, dengeleme ve uygun iyileştirme kavramlarıyla çeşitli incelemeler, yöntemler öneriliyor. 20. yüzyıl yapıları bağlamında yine bu konuyu ele aldığımızda bu yapılarda aslında malzeme ve detay tasarımı, bakım hataları, kullanılmayan, günümüzde kullanılmayan üretim ve yapım teknikleri, işleve yönelik minimum düzeydeki tasarımları nedeniyle çeşitli müdahaleler yapmamız gerektiği ortaya çıkıyor sürdürülebilirliğini sağlamak için. Minimum düzeyde müdahale uygulanması konusunda tabii ki tartışmayı açmak gerekiyor. Çalışma kapsamında yapılan literatür taraması sonucunda 3 ana tema belirlendi. Bunlar modern mimarlık özellikleri, yapıların performans gereksinimleri ve miras değeri olan yapıların müdahale yaklaşımları. Modern mimarlık özellikleri bir olgu olarak adlandırdı. Bunların performans gereksinimlerini sağlamadaki yarattığı şeyler sorun ve bu ikisi arasında bir ilişki kuruldu. Olgu ve sorun arasındaki ilişkiye göre uygulanan müdahale ise çözüm olarak adlandırıldı. Bu üç temanın oluşturduğu çerçeve ise miras değeri olan yapıların müdahale etkisi olarak adlandırıldı. Ve bu çerçeveyi içindeki temalarla birlikte yapı alt sistemleri ve yapı elemanlarına göre inceledik çalışma kapsamında. Bu doğrultuda ilk önce temaların ve bu temalara ait özel kodları belirledik. Kodlar arasındaki ilişkileri tanımladık ve ilişkilerin müdahale, miras değeri olan yapıların müdahale etkisini değerlendirdik. Öncelikle modern mimarlık özelliklerine baktığımızda aslında geçicilik, yenilik, esneklik, hafiflik, düşük maliyet, sağlık, hijyen gibi tasarım kriterleri ön plana çıkıyor 20. yüzyılda ve bunları sağlamak için bütüncül işlev yönelik kullanıcı odaklı tasarımlar yapılmaya başlanıyor. Literatürden derlediğimiz modern mimarlık özellikleri bu tabloda gördüğünüz kodlar. Bir kısmı basit ve geometrik formlar, ızgara cephe düzeni, şeffaflık, açıklık, duvarlarda brüt beton ya da sadece sıvalı yüzey kullanımı, ince duvarlar ve narin taşıyıcı elemanlar kullanımı gibi özellikler. Bunların hepsi yapı alt sistemleri ve yapı elemanlarıyla eşleştirildi. İkinci ana temamız yapıların performans gereksinimleri. Zaman içerisinde yapılarda performans gereksinimleri karşılama düzeylerinde azalma ya da yönetmelikler tarafından beklenen düzeyleri sağlayamama gibi değişimler meydana geliyor. Bu da bozulma ve eskime olarak adlandırılıyor. Bunları gidermek için de müdahale yapıyoruz. Peki performans gereksinimleri, yapıların sağlaması beklenen performans gereksinimleri neler?
taşıyıcılık, ısı, su, nem, ses, yangın ve optik performans gereksinimleri ve bunların ilgili olduğu yapı alt sistemleri ve elemanları. Son ana temamız ise miras değeri olan yapılara müdahale yaklaşımları. Bu müdahaleleri incelediğimizde birçok kavramla karşılaştık. Koruma, restorasyon, yeniden düzenleme, iyileştirme gibi ve bunların tabii ki müdahale düzeyleri ve yapılarda meydana getirdikleri değişiklik, değişim düzeyleri de farklılaşıyor. Performansla ilgili olanlar ise burada gördüğümüz 4 tanesi genellikle düzenleme, iyileştirme, renovasyon ve yenileme. Bu anlamda literatür bu 4 kavram doğrultusunda incelendi ve basitçe buradaki müdahaleler tanımlandı. Genel olarak ısıl gereksinimlerini sağlamaya yönelik olan bu müdahaleler işte duvarın iç yüzeyine ya da dış yüzeyine bir yalıtım katmanının uygulanması ya da hasarların gidermesi üzerine yoğunlaşıyor. İkinci aşamada, çalışmamızın ikinci aşamasında bu belirlediğimiz 3 tema üzerindeki ilişkileri tanımlamaya çalıştık. Örneğin modern dönem yapılarının özellikleriyle performans gereksinimleri arasında bir ilişki varsa bunlar artı olarak belirlendi ve bunlar doğrultusunda uygulanan müdahale türleri tabloya yerleştirildi. Ö5 olarak kodlandırdığımız şey şeffaflık ve açıklık özelliği. Bu doğrultuda aslında geniş band, köşe pencereler uygulanıyor ve bu da yapıda ısı, su, ses ve optik performansı sorunlara yol açıyor. Bunları gidermek için hava geçirimsizliğinin sağlanması, ikinci, üçüncü kat cam uygulanması, doğrama değişimi gibi müdahaleler yapılabiliyor. Bir diğer özelliğimiz Ö6 ve Ö8 olarak gördüğünüz brüt beton elemanlar ya da ince bir sıva katmanı kullanılması, narin taşıyıcı elemanların kullanılması. Bunlar da yine ısı, su, nem, ses performanslarında problemlere neden oluyor. Ve bunları gidermek için de yine bir takım yalıtım katmanları uyguluyoruz. Bunlarla ilgili müdahaleler. 13 olarak gördüğümüz ise yeni malzeme kullanımı ya da mevcut malzemelerin farklı detay tasarımlarıyla kullanılmaları, bir takım deneysel yöntemler kullanılması. Bunlar neredeyse bütün performans gereksinimlerinde problemlere yol açıyor ve bizim belirlediğimiz müdahaleler, literatürden derlediğimiz müdahalelerin neredeyse tamamı bunları gidermek için kullanılabiliyor. Son olarak ise belirlediğimiz bu ilişkilerin miras değeri olan yapılara müdahale etkisini incelemeye çalıştık. Ve bu bağlamda 5 kriter kapsamında incelemeyi uygun gördük. İlk olarak müdahalenin miras değerine olan etkisi. Etki var ya da yok şekilde değerlendirdik ve bunları görsel, mekansal ve fiziksel etki üzerinden açıklamaya çalıştık. İkinci kriterimiz müdahale seviyesiydi. Minimum müdahale dediğimiz şey aslında müdahale seviyesi olarak bakıp kısmi müdahale mi, bütüncül mü, yani bir elemanın, bileşenin tamamı mı yenileniyor yoksa kısmi bir müdahale mi yapılıyor? Üçüncü durum geri alınma durumunda, müdahalenin geri alınması durumunda bileşene ya da elemana bir etki var mı yok mu sorguladık. Dördüncü kriterimiz mevcut yapıdan ayırt edilebilirlikti. Bunlar form, renk, doku ve boyut üzerine sorgulandı. Beşinci kriter ise çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik, ancak bu çalışma kapsamında ele alınmadı. Burada gördüğümüz büyük tablo aslında bütün bu müdahaleleri az önce bahsettiğim kriterler doğrultusunda değerlendirme tablomuz. Örneğin dış duvardaki hasarların giderilmesi, eğimli çatıda döşeme üzerine yalıtım uygulanması, hava geçirimsizliğinin sağlanması, panjur eklenmesi ya da hasarlı olanların yenilenmesi gibi müdahaleler. Bunların hepsi geri alınabilirken diğer elemanlara ve bileşenlere zarar vermeyen müdahaleler ya da kısmi ve bütüncül olarak uygulanabilen müdahaleler. Genellikle ısıl performansı sağlamaya yönelik gerçekleştirilen bu müdahaleler modern mimarlık özellikleri üzerinde olumsuz etkiye sahip olmadığı için düşük riskli müdahaleler olarak tanımlandı. Bir sonraki müdahaleler dış duvara sıva ya da iç yüzeyine kaplama uygulanması. Yine eğimli çatıda gözükmeyecek şekilde dışarıdan mertekler arasına ya da altına yalıtım uygulanması, zemin kat döşeme üzerine ısı yalıtım uygulanması gibi müdahaleler az önceki düşük riskli olarak tanımlananlara göre miras değerine daha fazla etki etmekte ama performans gereksinimini daha fazla iyileştirmektedir. Genellikle bu tip müdahaleler yeni malzeme ve deneysel yapım yöntemleri nedeniyle yaşanan sorunları gidermek için kullanıldığını gördük.
Bunların da geri alınması durumunda bir kısmı mevcut eleman ve bileşenleri etki etmezken bir kısmı ise değişikliğe sebep oluyor. Bu sebeple orta riskli müdahaleler olarak adlandırıldı. Son olarak ise dış duvarın artık iç yüzeyine ya da dış yüzeyine, yani bir kalınlığında görsel olarak değişim yaratan müdahaleler, yine çatının dış yüzeyine yalıtım uygulanması, doğramaların değişimi gibi daha yapıda etki yaratan müdahaleler ise yüksek riskli olarak müdahaleler, yüksek riskli müdahaleler olarak tanımlandı. Aslında performans düzeyinde istenen seviyeye ulaşmamızı sağlasalar da miras değerini oldukça etki eden müdahaleler bunlar. Sonuç olarak yapılarda meydana gelen sorunların birçoğunun aslında yeni malzeme ve deneysel yapım yöntemleri kaynaklı olduğunu görüp bunların ısı, su ve nem performanslarında problemlere yol açtığını gördük ve bunları gidermek için de genellikle yapı elemanlarından dış duvar, çatı ve döşemelerde yalıtım uygulanması müdahaleleri yapılıyor. Bu müdahale yaklaşımları yapılarda görsel, mekansal, fiziksel değişime sebep oluyor. Kalınlığa ve malzemedeki farklılığa göre de form, renk, doku ve boyutta bir değişim yaratıyor. Düşük riskli olarak tanımladığımız müdahaleler miras değerinde bir sorun oluşturmazken performans düzeyini de istediğimiz seviyeye çıkartmıyor. Yüksek riskli olanlar ise miras değerine çok fazla etki ediyor ama performans değerini istediğimiz seviyeye çıkartıyor. Kısaca miras değeri ve yapılacak olan müdahalelerin belirlenmesi sırasında yapının bütününe olan etkisinin yanında bu müdahaleler yapı alt sistemleri ve elemana olan etkisiyle ayrı ayrı da değerlendirilmeli. Kaynaklarım hızlıca, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ediyorum değerli katkıları için, birbirinden ilginç ve yararlı sunumlar için. Kurumum ve kendim adıma teşekkür ediyorum. Bu arada bir soru cevap kısmımız olacak. Sorusu olanlar varsa hepiniz buraya davet edeyim ben tekrar. Sorular var mıydı konuşmacılarımıza? Buyurun. Merhabalar, ben Kapadokya Çevre Platformu'ndan Zeynep Çönüoğlu. Benim sorum Emre Bey olacaktı. Kendisine öncelikle sunumu için ve çalışmalar için teşekkür ediyorum. Zeynep aynı zamanda bizim yüksek lisans öğrencimizle. Evet. Çalışmanın devamını diliyorum çünkü bu konuda fazla çalışan yok ve en canlı kaynağı şu an sizsiniz orada belediyede çalışan bir mimar olarak. Nevşehir'de korumacılık camiasının geleceği olan bu arkadaşlarımıza kısaca bir neler oldu bir anlatmak istiyorum. Kısa çünkü, olsun Zeynep'ciğim, olur mu? Son 10 yıldır Nevşehir'de çok ciddi anlamda rant amaçlı olarak kültürel mirasımıza yönelik ve doğal mirasımıza yönelik ciddi katliam boyutunda rant amaçlı çalışmalar yapılmakta. Ben bu kale mahallesinde doğdum ve büyüdüm. Ve bizim doğduğumuz yeri, günümüzü, geçmişimizi sildiler. Nevşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle 2012 yıllarında benim için travma yani o görüntüleri görmek, o yüzden şu an biraz heyecanlandım. Ve yani Mardin dokusundaki o mahalleyi tamamen yok ettiler. Oraya TOKİ projesi yapılacaktı. 32 tane tescilli bina benim tespit ettiğim ve 3000'e yakın tescile değer bina yerle bir edildi. Ve kurul tescilleme yapmamıştı. Müze yapmadı ve herkesin gözü önünde o bina yıkıldı ve altından bizim kiler olarak kullandığımız, ahır olarak kullandığımız mağaradan o doku çıktı. Ve bezirhaneler falan dedikleri. Bezirhaneler çıktı, evet. Şu anda belgeleme çalışmalarını yaptıkları Emre Bey'in. O da eminim benim gibi hissettiğini düşünüyorum ama hani çalıştığı memur olduğu için, benim gibi anlatamayacağını düşündüğüm için ben söz hakkı aldım. Onları da dönemin belediye başkanı suçunu örtbas etmek için, o da kepçe çalışması da yıkarken evleri o mağaralardan birine düştü ve olay gündeme geldi sonra, düşünce mağaranın içine. Ve kilisenin, gösterdiğiniz kilisenin çatısında çatlatmıştı tavanını. Daha sonra durduruldu çalışma. Bu kez suçunu örtbas etmek için dönemin belediye başkanı, gazeteci olan aynı zamanda, dünyanın en büyük yeraltı şehrini Nevşehir'de bulduk diye üstündeki gece konuları yıktık. Altından yeraltı şehri çıktı.
diye bir başarı gibi sundu ve Washington Post, National Geographic haber yayınlarına bu şekilde her yere haber yaptırdı. Herkes beni arıyordu, dünyanın en büyük alışverişi bulmuş sizin orada diye. O şekilde lanse ettirdi ve biz türlü sesimizi duyuramamıştık o dönemler. Ve hiç kimse bir hukuk anlamda bize destek olmamıştı. Sonra Mimar Odası üstlendi. Biz de onlara yardım ettik belgelenmesi için. Dava sürecinde şu anda önce yıkıldı, altından mağaralar çıktı. Şimdi de bu mağaraları nasıl korumalıyız, tekrar eskisini restitüsyon edip yıktıklarımızı yeniden yapalım diye yine rantsal bir projeler var. Sanırım mimar planı çalışması yapılıyor şu an kayaların olduğu bölgede, değil mi? Peki son aşaması bu durumda mı? Yani şu an evet, çıplak kalmış bir durumda. Kale Mahallesi yok bir durumda yani şu anda. Ve dediğim gibi geçmişimiz, her şeyimiz yok oldu, tarihimiz silindi. Ve bunu da çoğu kimse hala o şu an yeni bir tarih yazıyorlar. Kaya Kent dediler oranın adını, yeni bir şeymiş gibi sanki Kaya Kent diye anlatıyorlar. Kaya Şehir diye pardon. Kaya Şehir diye anlatıyorlar sanki yeni bir tarih. Hiç bundan bahsetmiyorlar, böyle elinize gittiğiniz zaman broşür veriyorlar. Eski dokuyu göremiyorsunuz. Kaya Kent'i anlatıyorlar, Kaya Şehir'i. Böyle ve şu anda da koruma kurullarından korumalıyız diye cümle kurmuştum derste geçen. Ya Kapadokya Alan Başkanlığı yani hiçbir şekilde şu an görevini yerine getirmiyor ve 6 tane bakanlığın bünyesinde toplanmış durumda ve hızlı bir şekilde birçok proje var. 1000'e yakın otel oldu yani şu an Kapadokya'da. Ve en son yol çalışmasında Orta Hisar'da bir yol yapıldı. Peribacalarını kestiler. Biz sesimizi duyurmak için evet elimizden geleni yaptık. O tuvalet yıktık. Biz peribacası kesmedik diye yine başka bir hikaye anlattılar. İnanılır gibi değil. Tamamen bir yalandan her şeyi, ciddiyetini yitirmiş bir durumda kurumlar. Aslında bir devletin kurumlarını, halkını halkını uyarması gerekirken, yapmayı, yıkmayı, ceza yağdırması gerek, dava açması gerekirken biz devletin kurumlarına yapmayın, yıkmayın diye yalvarıyoruz. Geldiğimiz durumda yani şu anda. Herhalde bu bir soru değil Emre Bey'e, değil mi? Durumu açıklamak istiyorsunuz. Durumu açıklamak herhalde istedim. Bu orada şu an belediye çalıştığı için imar planı çalışıyorsunuz şu anda sanırım orada. Aslında bakanlık çalışıyor. Yani Nevşehir Belediyesi şu an 2017'den sonra, yani benim çalışmaya başladığım yıl 2017. Hı hı. 2017 yılından sonra elimizde bulunan bir kaya mekan var. Bu kaya 120 bin metrekarelik bir alanda. Bunun belgeleme çalışmasında ben görev aldım. Daha öncesinde o gösterdiğim görsellerde bir 100 yıllık değişimi var zaten. Ama imar planı çalışmasında şu an yapının önerilip önerilmemesi diye böyle keskin bir çizgisi yok. Yani belediye ya da kurumlar buraya şöyle bir bina, o metodu aslında araştırıyoruz şu an. Ben belediyede çalışan ve veriye bir sahip olduğum için, yani kolay elde edebildiğim için bir bilimsel tabanda hem bunun tanınırlığını göstermek istedim hem de ne yapılabilir disiplinler arası tartışmaya açmakta amacım. Yani ama şu an suçlar hala cezasını almadı. Herkes normal bir şekilde devam ediyor hayatını. Ceset hala ortada duruyor ve kalkmadı. Hala dava sürecinde şu anda en son bir imar yapılmaması karar verilmişti. Sonra belediye itiraz etti. En son sanırım tekrar imarı açtı. Şu an yasa olarak yani 2863 diye söylendi. Sonra 5366 denildi. Mesela şu an herkes Kapadokya Alan Başkanlığı sınırı olarak düşünüyor burasını ama Kapadokya Alan Başkanlığı sınırında da değil. Kapadokya Alan Başkanlığı ilçeleri kapsıyor. Burası Niğde, Yozgat, Kayseri Kurulu'nun sınırı içerisinde. Yani yetkililerin de böyle farklı şeyleri var. Yani farklı dediğim, bildiğimiz bazı doğrular tam tersi olabiliyor. Başka kurum aslında oranın görevlisi olabiliyor. Böyle bir yetki karmaşası var. Yetki karmaşası da var hocam. Yani son olarak söylemek istediğim, dediğim gibi son 10 yıldır ciddi şekilde Kapadokya'da rant alanı olduğu için, pastayı paylaşmak isteyen birçok rantçı olduğu için ciddi katliamlar yapılmak üzere yapılıyor ve hala şu anda yolla beraber devamı da gelecek ve önü açılıyor. Amaç bu yani. O yüzden gözlerimizin Kapadokya'da olmasını istiyorum arkadaşlardan, izlememizi
diliyorum. Koruma adı altında yapılan yanlış uygulamalar demek istiyorsunuz. Yani evet, peri bacalarının yanında oteller yapılıyor hızlı bir şekilde. Katmanlar yapılıyor kontrolsüz bir şekilde. ATV'ler var, ATV turizmi var. 100 yılda rüzgarın vereceği oyma işlemini 10 günde yapıyor. At çiftlikleri açılıyor. Onlar da mağaraları ahır olarak kullanıyorlar. Pislikten geçilmiyor. Balon helyum ve gürültü yapıyor. Ve o da tarım kötü etkiliyor tarımı. Bir sürü sorun var. Kapadokya'yı koruyacak hiç kimse yok. Yani hiç kimse yok. Biz çok az sayıda insan korumaya çalışıyoruz ama sesimizi duyuramıyoruz. Çünkü ana akım medya hiç bizden bahsetmiyor haberlerimizden. Bahsetmediği için her şey yolundaymış gibi anlatıyorlar ama hiçbir şey yolunda değil yani Kapadokya'da ve yok, kaybetmek üzereyiz yani şu an böyle giderse kaybetmek üzereyiz Kapadokya'yı. Çok teşekkür ederim. Zeynep sanıyorum Nurdan Hocam mı soracak? Çok iyi görmüyorum ama. Çok teşekkür ediyorum hocam söz verdiğiniz için. Sevgili Zeynep'e de teşekkür ediyorum bu konuyu açtığı ve yorumladığı için. Şimdi bir takım durumlar söz konusu. Ben Emre'nin yürüttüğü yüksek lisans tezinin danışmanlığını yaptım Kocaeli Üniversitesi. Biraz belki o hikayeden bahsetmek istiyorum. Emre çok heyecanlı bir arkadaş olarak karşıma geldi. Elinde bir sürü fotoğraf, alanın görselleri. Fakat o dönemde zaten üstteki katman çoktan yitirilmişti. Ve bir belediye çalışanı olarak aslında beni çok heyecanlandıran bir şey. Ben koruma uzmanıyım ve öğretim üyesiyim. Bir şekilde bilgimin doğru yerlere ulaşmasını isterim. Yani kamu kurumlarında bir şekilde... Farkındayım, çok haklısınız. Pek çok yanlış yapılıyor ve bu yanlışları düzeltmenin yolu bir şekilde kamu kurumlarına gerçekten ulaşabilmek, erişebilmek. Elime geldi belediyeden şahane, çalışkan ve heyecanlı bir arkadaş. Çok da gerçekten olumlu anlamda bakıyordu. Bir şekilde zaten yitirilmiş olan bu katmanı belgelememiz lazım. Hocam bunu bir şekilde bilimsel bir temele nasıl oturtabiliriz? Bunlar yitirildi, ne yapabiliriz diye geldiği bir süreçte en azından belgelemeye çalıştık. Bu hikaye aslında böyle başladı. Sonrasında da en azından bu çalışma kapsamında hep vurguladığımız şey, yani de sonunda bunu vurgulamaya çalıştı. Hep rekonstrüksiyon değil, bir geri dönüşebilir bir müdahale attı. Ortaya çıktı katman çünkü onu koruyacak bir şeyler yapmayı öneriyoruz. En azından bilimsel çalışma kapsamında. Hani belediye ne yapar konusunda haklısınız. Bütün o kentsel dönüşüme girmesi, o süreci, afetle başlayan o sürecin hepsinde zaten çok hata yapıldı ortada. Hani bir noktada bunu en azından birinin sesi çıksın diye, içeriden birinin sesi çıksın diye yaptığımız bir süreçti bu. Ne kadar gerçekleşir doğrusu bilmiyorum. Kapadokya'nın sorunları çok açık, haklısınız, yapılan durumlar ortada. En azından bilim dünyası olarak biz bir şekilde sızmaya çalışıyoruz, var olmaya çalışıyoruz, sesimizi bir yandan duyurmaya çalışıyoruz. Kapadokya'da açılan yolla ilgili olarak da bir yandan İKOMOS Türkiye'nin genel sekreteriyim. Dolayısıyla da bakanlıktan en son yakın zamanda bir davet aldık bu Kapadokya meselesiyle ilgili görüş sormak üzere. Gittik görüşmeye. Kapadokya Alan Başkanlığı bir şekilde açılan yolu anlatmaya çalışıyor, savunmaya çalışıyor. İşte şu kadar genişlikte yaptık, biz aslında hiçbir peri bacasına dokunmadık, tuvaleti yıktık, o zaten bütün o konuyu zaten anlattılar. Vurgumuz şu yönde oldu, Kapadokya bir dünya miras alanı. Dolayısıyla burada zaten hiçbir alan başkanlığı veya hiçbir kurum kendi mevzuatı doğrultusunda hareket edemez. Mutlaka UNESCO çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor. Evrensel bir değerden söz ediyoruz. Dolayısıyla UNESCO'ya bunun baştan bildirilmesi gerekiyordu uyarısını yaptık. UNESCO'ya bildirileceğini bize ilettiler. Mümkün olduğunca açıkçası bilim dünyası, hani buradaki arkadaşlarımız da bir kısmı koruma dünyasından, bir kısmı da aday olan arkadaşlarımız. En azından biz var olmaya çalışıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama bunu yaparken bir şekilde işbirliğiyle yapmak zorundayız. Yani buradaki ince çizgiyi tahmin ediyorum, anlatabildiğimi düşünüyorum. Bir şekilde birlikte çalışarak ve doğru yolu işaret ederek göstermeye çalışmak zorundayız. Başka çaremiz olmadığını düşünüyorum. Sonuna kadar haklısınız yorumlarınızda. Duygusal durumunuzu da anlıyorum. Zaten oralı olduğunuz için nasıl bağ kurduğunuzu da anlıyorum. Teşekkür ediyorum yorumunuz için. Ben çok teşekkür ederim. Başka soru var mıydı? Kısa kısa alabilir miyim? Çünkü zamanımızı aşmak üzereyiz yine. Yani soru değil de hocam. Sadece şöyle bir öneride bulunabilirim arkadaşıma. Aslı Özbay, Aslı Hocam. O hem oralı zaten hem orada da çok aktif çalışmaları var. Kendisi de bu konuya karşı çok duyarlı. İsterseniz onunla bir iletişime geçebilirsiniz. Aynı hassasiyetle taşımıyoruz. O yıkılan o kayalıkların üzerine onları korumak için biz yeniden yeni yapım oteller yapmak
Tamam. Peki, teşekkürler. Bir soru daha var herhalde. Teşekkür ederim. Benim sorum Emre Bey'e, çeşitli disiplinlerle çalıştığınızı söylediniz. Ben arkeolog Ece Işık, siz mimarlara gelene kadar altta kazı yapılması gerekiyor ki gösterdiğiniz mezar otaları falan olarak. Nevşehir Müzesi ve Kültür Bakanlığı bu işin neresinde, bu koruma işlerinin? Ne yapıyor onlar? Hocam 2017 yılından önce bu kazı işlemleri yapılıyor temizlik olarak. O kısımda müze denetiminde ve Nevşehir Üniversitesi'nden sanat tarihi bölümünden ve arkeoloji bölümünden yararlanıldı. Biz sadece bu işi açtıktan sonra mekanı belgeleme kısmını üstlendik. Ama bunun yer altı ve yer üstünü irdelerken hiç açmadan önce bir kamusal parselin geçmişinde de kamusal çıkabiliri burada örnek olarak göstermek adına. Yani yeni bir yer eğer açılacaksa onun yer üstüyle yer altıyla bağlantısı her şey etüt edilip işte elimizdeki veriler bu. Belki arkeologlar da bulacağı ve temizleyeceği yöntemi de ona göre bir altlık sağlayabilir düşüncesinde anlatmak istedim. Ama 2017 yılından önceki temizlik kısmında müzeden ve Nevşehir Üniversitesi'nden raportörler ve hocalar gelip çalışma yaptığını biliyorum. Ama o yıllarda ben çalışmadığım için sadece fotoğraf ve raporlardan bilgi sahibiyim. Belediye arkeolog istihdam etmiyor galiba, yani var bünyesinde çalışan arkeoloğu var hocam. Size şey yaptı mı, eşlik etti mi bu çalışmalarda? Tabii, tabii. Şu an arkeologla istişare halinde yürüyoruz. Yani olacak bir parseldeki çalışmayı ilk böyle etüt edelim, sonra öyle açalım diye hep muhabbetini yapıyoruz disiplinler arası. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. Herhalde başka soru yok. Ben bu 6. oturumu kapatıyorum. Bir 15 dakika sonra bir diğer oturumumuz başlayacak. 10 dakika. 10 dakikaymış. 10 dakika. 10 dakika sonra burada olursak iyi olacak, geç kalmamak adına.